Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 7 Temmuz 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Elektrik depolama tesisleri verimlilik desteği alabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni bir yönetmelik yayınladı. Yönetmelik elektrik depolama tesisleriyle tarım şirketlerinin de enerji verimliliği projesi desteklerine başvuru yapmalarına imkan veriyor. Merkez Bankası BOTAŞ'a Haziran'da 105 milyon dolar döviz sattı. Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a döviz satışı Haziran ayında 105 milyon dolar oldu. Mayıs ayında 1.8 milyar dolar döviz satışı yapılmıştı. Söz konusu satış miktarı son 1,5 yılın en düşük miktarı olarak dikkat çekiyor. Yaz aylarında doğalgaz ithalatının düşmesiyle döviz ihtiyacında yaşanan azalma, bu düşüşte etkili olsa da bu miktar BOTAŞ'ın döviz ihtiyacının altında kalıyor. Farklı dağıtım bölgesinde aransı izni GES yatırımını artırır. Solar Çatı Genel Müdürü Utku Korkmaz şirketlerin güneş enerjisi santrali yatırımlarını artırmak için bazı düzenlemeler beklediğini ifade etti, dinliyoruz. Mevcut regülasyon yani birçok ihtiyaca cevap verir durumda. O nedenle çatılardaki durumda ekstra olabilecek birkaç tane ufak tefek şey var. Bir tanesi otoparklara kurulabilmenin inşaat ruhsatından bağımsız hale gelmesi konusu olabilir. Diğer taraftan öz tüketime yönelik, yani çatı özelinden çıkarıp öz tüketim özeline getirirsek konuyu, öz tüketim özelinde de güneş enerjisinden tüketimin artabilmesi için 5.1H'den farklı dağıtım bölgesinde arazi kurulumlarına izin verilmesi, özellikle İstanbul'un Avrupa yakasındaki ve İstanbul'un Anadolu yakasındaki elektrik tüketicilerinin önünü açacaktır. Solar Çatı Genel Müdürü Korkmaz, farklı dağıtım bölgesinde GES yatırımı imkanı sağlanması durumunda çok sayıda şirketin bu alana yatırım yapacağı görüşünü paylaştı. Avrupa doğalgaz ve nükleeri yeşil yatırım olarak sınıflandırdı. Avrupa Birliği Parlamentosu üyeleri aylarca süren yoğun tartışmaların ardından doğalgaz ve nükleer enerji yatırımlarının iklim dostu, yeşil enerji olarak tanımlanmalarına onay verdi ve bunun yasalaşmasının önünü açtı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 20'si reddetmedikleri takdirde doğalgaz ve nükleer enerjiye ilişkin kurallar 2023 yılından itibaren uygulamaya girecek. Çin'in güneş paneli üretim maliyeti Avrupa'dan %35 düşük. Uluslararası Enerji Ajansı güneş enerjisi üretim sürecinin incelenerek zorluk ve fırsatlarının değerlendirildiği Solar PV küresel tedarik zincirlerine ilişkin özel bir rapor yayınladı. Buna göre Çin'in güneş paneli üretim maliyetleri Avrupa'dan %35, Amerika Birleşik Devletleri'nden %20 ve Hindistan'dan %10 daha düşük. Çin'in küresel üretimdeki payı ise %80 olarak hesaplanıyor. Çimsa'nın Afyon fabrikası elektriğini güneşten alacak. Enerjisa Enerji ve Çimsa 52 milyon TL yatırımla çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santralini Afyon'da kuruyor. Santral 3.4 MW peak kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4.2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Tesis 2023 yılının ikinci çeyreğinde aktif olacak. Tüpraş biyoyakıt üretimi için düğmeye bastı. Tüpraş İzmir rafinerisinde atık bitkisel ve hayvansal yağlardan Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtını üretecek. Kurulması planlanan Ecofining tesisi sayesinde Tüpraş günde yaklaşık 8300 varil atık hammaddeyi sürdürülebilir havacılık yakıtına, yenilenebilir dizele ve diğer ürünlere dönüştürmeyi planlıyor. Shell, Avrupa'nın en büyük yeşil hidrojen tesisini kuracak. Shell, denizlerde üretilen rüzgar elektriğini kullanacağı 200 MW'lık yeşil hidrojen üretim tesisini kurmak için yatırım kararını kesinleştirdi. Rotterdam Limanı'nda kurulacak elektrolizör, 200 MW kapasiteyle günde 60 bin kilograma kadar yenilenebilir hidrojen üretecek. Tesis 2025 yılında faaliyete geçtiğinde Avrupa'nın en büyük yenilenebilir hidrojen tesisi olacak. Siro Anonim Şirketi'nin Bursa'daki batarya yatırımına devlet yardımı. Siro Silk Road Anonim Şirketi'nin Bursa'da 600 dönümlük arazide gerçekleştireceği batarya yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Devlet yardımı söz konusu tesise doğrudan hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek. Yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl süreyle sağlanması durumunda söz konusu taşınmazlar Siro Silk
Ruat Anonim Şirketi'nin talebi halinde tapuda şirket adına bedelsiz olarak tescil edilecek. Transnet, 9 kömür şirketini müçbir sebebi kaldırdı. Güney Afrika Kamu Demiryolu Şirketi Transnet, 9 kömür ihracatçı şirket için müçbir sebebi kaldırdı. Kömür ihracatçılarını örtülü bir tehdide bulunan Güney Afrika Demiryolu, liman ve boru hattı şirketi Transnet yaptığı açıklamada, henüz anlaşmaya varmadığı şirketlerle ilgili seçeneklerini değerlendireceğini belirtti. Büyük çaplı bakır kablo hırsızlığı, yetersiz bakım ve lokomotif eksikliğinin ardından Transnet, Nisan ayında mücbir sebep ilan etmişti. Devtaş Otelcilik Isparta'da GES kuracak. Devtaş Otelcilik Isparta'nın Aksu ilçesinde 5 MW kurulu kapasiteli güneş enerji santrali kuracak. Projenin tahmini maliyeti 58 milyon TL olarak hesaplanıyor. Konak Pınar Resin kapasitesi artırılacak. Sivas'ın Gürün ilçesinde işletilmekte olan 14.1 MW'lık Konak Pınar RES'e 7.2 MW'lık bir adet türbin ilave edilecek. Akyurt Enerji daha önce de santrale bir türbin ilave ederek kapasiteyi 2.1 MW artırmıştı. Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Doktoru arıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında uzman bir doktoru öğretim üyesi olarak işe alınacak. Başvurular en geç 26 Temmuz 2022 günü mesai sonuna kadar üniversitenin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Sırada petrol fiyatları var. Küresel ekonomide resesyon endişeleriyle 2 gündür 100 doların altında seyreden ham petrol durgun bir gün geçiriyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 8 Temmuz 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2148.88 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 21-22 dilimi için 2999.99 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 13-14 dilimi için 1000.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.